Güzel dünyamızı koruyacağız. Kollar yok olacak, bize şans verin. Güzel dünyamızı koruyacağız. Tehlike dünyası yok olacak. Yokum kodum tekrar toplan. Yokum tam bir sanal dünya. Yokum kodum tekrar toplan. Yokum gerçek. Boş ver Ulri. Kılıcının havası olabilir ama benim lazer oklarımla kıyaslandığında ölü canavar sayın çok geride kalıyor canım. Ha öyle mi? Eminim kılıcımın geçen sefer senin hızlı oyun dışı kalmanı önlediğini unutmuşsundur. Biliyor musunuz? Ryoko'da geçtiğimiz haftalardaki performanslarınızı kaydetmek için bir istatistik programı yaptım. Bu yüzden isterseniz bu akşam karşılaştırma yapıp kimin en iyi olduğunu görürüz. Harika! İstatistiklere bayılırım. Sonunda üstünlüğümü kanıtlayabileceğim. Ama bende ne olursa olsun senin asla sahip olamayacağın bir şey var. İyi dostum ve o da tarzım. Tarzın dostum, mega bir tankı etkilemez. Hey, bahsettiğiniz bu mega tank da ne, yoksa bilgisayar oyunu mu? Evet, oyuncak ayı cenneti. Senin için çok karmaşık. Çok komik deler o bir ya. Aa, Ulrik, vaktin var mı? Özel olarak konuşabilir miyim seninle? Dinliyorum. Sen Yumi'nin en iyi arkadaşısın değil mi? Evet, sanırım öyle denilebilir. Yumi'yi gördüğümde yani ben demek istiyorum ki hastanede dehşetin geçen bölümünü hatırlıyor musun? Ha? Yumi'ye bir Fransız kanişinin kanını mı aktarmak istiyorsun yani? Hayır, yani sonunda Stacy ve Doktor Schrenk arasında olanları diyorum. Bak, sonunu hatırlamıyorum ve neden bahsettiğini anlamıyorum. Ve kahvaltıda gözleme vereceklermiş. Bu yüzden acele et, olur mu? Hayret, mutlu görünüyorsun. Neler oluyor? Johnny ne istiyormuş? Konuşmak istiyormuş. Kafayı Yumi'yle bozmuş. Ay çok sevimli. Peki sen ne dedin ona? Ona gülmeden nazikçe bu işin olmayacağını söyledim. Şaka mı yapıyorsun? Bunu kaçıramazdım. Günde 24 saat her gün hiç durmaksızın Yumi'yi takip etmesini söyledim. Yumi takip edilmekten nefret eder. Ona muhtemelen yok ol diyecektir. Anladın mı? Ne olmuş yani? Oh, biliyor musun? Bazen tam bir hıyar olabiliyorsun. Hadi ama bu sadece ufak bir şaka. Bana da 7. sınıftayken yapmışlardı. Şaka öyle mi? Bana kıskançlıkmış gibi geldi. İnanamıyorum. Yumi'ye kivi baktığında bile çıldırıyorsun. Hatırlatırım. Yumi ve ben sadece arkadaşız. Hepsi o kadar. Merhaba Yumi. Merhaba. Sakıncası yoksa biraz yanına oturabilir miyim Yumi? Seni görmek gerçekten güzel. Bu çok güzel ama gördüğün gibi okuyorum. Biliyor musun ben de okumaya bayılırım. Her şeyi kitaplar ve dergiler ve çizgi romanlar. Çizgi romanları sever misin? En çok dizileri severim ya sen? Eminim sende harika çizgiler vardır. Bana tavsiyen var mı? Hayır. Görüşürüz. Ben yemeğe ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Self servis fikrini seviyorum ya sen? Salata alıyorsun öyle mi? Harika bir fikir. Sebzeleri iyidir. Bir sürü vitamin. Ben de. Hey bekle. Senin de Brüksel'le Alas'ın sevdiğine inanamıyorum. Ne kadar çok ortak noktamız var. Harika. Hey, 5. bölgede en az 3 uçan mantayı saniyeler içinde yok ettiğimi unutma. Senin hesabına güvenmiyorum. Matematiğim berbattır. Jeremy'nin istatistiğini tercih ederim. Masan nerede? Seninle oturmayı çok isterim. Ben de biraz su almayı çok isterim. Nasıl gidiyor Johnny? Emin değilim ama onu takip ederek Yumi'yi sinirlendirdiğimi hissediyorum. Hayır, kızlar nasıldır bilirsin. Hadi ama moralini bozmasına izin verme. Şimdi spor salonuna gittiğinizde ondan her şey için tavsiye iste. Tamam. Harika bir fikir. Biraz su alabilir miyim? Sanırım ikinci soruyu doğru yanıtladım. Çin'in Huanghuo, Changsicheng ve Sichang gibi Doğu Asya'nın vadilerinin üstünde uzandığını söyledim.
Ya sen Oğut? Üçüncü soruda ne yaptın? Çin'in dünyadaki en kalabalık ülke olduğunu ve nüfusunun metrekare başına 1 milyar olduğunu yazdım. Yani yanlış mı yapmışım? Galiba istatistiklerine güvenmemekte haklıymışım, değil mi? Hey çocuklar, şu kuşları fark ettiniz mi? Garip değil mi? Bana bir filmi hatırlattı. Kuşların kahramanlara saldırdığı aptal bir filmdi. Korkunç bile değildi. Şimdi dolaşmayı planlamıyorsun değil mi ha? Şey evet. Ah. İşareti gördüm. Gözlerindeydi. Bu Zena. Acele edin, geriye bir şey kalmayana kadar bir tıkı kalacaklar. Buradayız. Akupunktur seansımı bitirmek için bana bir saniye verin. İnanılmaz. Süper tarayıcı birkaç saniyeliğine kontrol etmedim ve bam, bir Zena saldırısı. Endişelenme, kuleyi kapatınca her şey yoluna girecek. Devam et, senin sıran. Ne? Büyük bir kuş sürüsü mü? Tamam, hemen geliyorum. Yumi bekle. Hayır, peşimden gelme. Şimdiler. Asansörlere koşun, sonra görüşürüz. Buraya bekliyorum. Uri, on, acele edin. Çabuk, çabuk. Beşini yakaladım, ya sen? Bilmiyorum ama hile yapmaya çalışıyorsan kuşların istatistiğine girmediğini unutma. Sadece Zena'nın gönderdiği canavarları sayıyoruz. Yumi yapayalnız, umarım iyidir. Cevap yok. Endişelenme. Önce sizi faal kulenin yakınlarına göndereceğim ve sonra Yumi'yi çağıracağım. Çok geç.
Alita'yı aktar. O da aktar. Uri'yi tara. Alita'yı tara. Odu tara. Sana da hale getir. Bahir'le bir kraterin içinde. Güney güney batı yönünde. İstatistik programını başlat Einstein. Sonuçları gördüğünde ağlayacaksın. O kadar emin olma dostum. Ve ayrıca ben birileri gibi kötü not aldığımda ağlamam. Zaten ağlasaydın yıllardır kendi gözyaşlarında boğulurdun. Şimdi puan kazanmaya başlayabilirsiniz. Zena size büyük bir yengeç karşılama komitesi yollamış. Başlayalım Odrix. Sana kıskançlarını bırakırım. Bunu göreceğim. En iyi olan kazansın ve en iyi benim. Hilekar. Hey, neredeler? Hiçbir şey göremiyorum. Dar derken bahsettiğin bu muydu ha? Sen buyur bakalım. Daha iyisini becerebilecek misin? Kırmızı gözlü kargaların nesi var böyle? Ama bu doğru, yemin ederim. Spor salonuna girip Yumi'ye saldırdılar. Pencerelere bakın. İşte gördünüz mü? Yumi. Efendim? Bay Delmas, siz misiniz? Evet, benim. Yumi'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? Evet, burada alet odasında ve durumu oldukça kötü. Efendim, onu hastaneye götürmek zorundayız. Dinle Belpua, şu an seninle konuşamayacak kadar meşgulüm. Ambulans çağırmam lazım, bu yüzden kapat lütfen. Uri, Od, Aylida, beni duyuyor musunuz? Yumi yaralanmış, geçmişe dönüşü çalıştırmalıyım. Önce kuleyi kapamalısınız, hem de hemen. Kapatmamız gereken bir kule olduğunu sürekli hatırlatmak zorunda mıyım? Lander okları! Bu bir canavar gitti demek. Muhteşem, cesur, muazzam o. Sonunda eksikliğini giderdi ve rakibini yakaladı. Geçici bir durum tabii bu. Çünkü o... Hayır! Görüşürüz Mega Oz. Hey Alita, hile yapıyorsun. Evet biliyorum ama siz çocuklar çok sakarsınız. İyiydi Alita.
kapatıldı. Tamamdır Jeremy. Artık geçmişe dönüşü çalıştırabilirsin. Jeremy. Jeremy. Bizi duyabiliyor musun? Jeremy. Bu kuşların saldırısından sen bir şey anlayabildin mi Jim? Hayır. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim efendim. Gizli servisin çok özel bir bölümü için paranormal fenomenleri araştırdığım zaman hariç tabii. Öyle mi? Hiç haberim yok. Evet ama bunu konuşmamayı tercih ederim. Çok gizli bir savunma sırrıdır. Aa! Buna inanamıyorum. Jeremy! Harika. Olamaz. Audrey, beni duyabiliyor musun? Jeremy Biden, kuşlar saldırmış. Harika. Zena Halit'i kaçırdı. Peşimde eşek arıları var. Kılıcım gitti. Bir şeyler yap. İsterdim ama süper bilgisayar programları tam olarak benim ilgi alanıma girmiyor. Kırıcını sana ulaştırmaya çalışacağım. Hayır. İnanamıyorum. Süper koşu. Burada mısın? Tabii ki. Seni bırakamazdım Yumi. O aptalca benim peşimde dolaşma fikri de kimden çıktı? Ulrich'ten. Senin ilgini çekmenin en iyi yolunun bu olduğunu söyledi. Ben de bunu yapıyorum. Onun olduğunu tahmin etmeliydim. Sadece kıskanç değil ahmak da. Ulrich kıskanç mı? Ama niye? Boşver. Kılıcım olmayabilir ama koşabilir. Ne öyle? Ot. Aylita'nın geçiş kulesine gitmesi riskini göze alamayız. Geçmişe dönüşü çalıştırmayı denemelisin. Zena'nın kontrolündeyken bunun asla çalıştırılmaması gerektiğini sanıyordum. Öyle. En azından bana bir kılıç ulaştırmaya çalış. Neredeyse oluyor. Ve işte... Al. Harikasın Ot. Geri alıyorum. Aa, üzgünüm. Bakalım bu sefer nasıl kurtulacağız? Sağlam taktiklerin zamanı geldi. Sıkı çocuk. Ee,
Hadi Jeremy, bu 10. takat oldu. Sana gerçekten patlatmam mı gerekiyor? Rod, deli misin, nesin? Yumi! Geçmene izin vermeyeceğim Anita. Bu bir ve bu iki. Ama olamaz. Dayan Yumi. Uri, işe koyulmaya hazırım. Bana neler olduğunu anlat. Yardıma ihtiyacın var mı? Çok geç. Hadi Arita, oyalanmanın zamanı değil. Elimizde ne var? Genç bir kız, yaklaşık 14 yaşında. Birden fazla yara var, baygın. Her şey bitti. Çöl bölgesi için evet. Umarım Yumi için bitmemiştir. Bu yüzden kıpırdayın. Şimdi geçmişe dön. Çok komikteler Obi'ya. Sorun yok. Yumi iyi olacak. Fiu. Evet. Ama Johnny'ye söylediklerini biliyor ve çok kızgın. Seni uyarmadığımı söyleme sakın. Hey Uri, Uri. Vaktin var mı? Özel olarak konuşabilir miyiz? Sorun değil. Demek istediğim Yumi'yi gördüğümde ben Tamam, anlıyorum. Ondan hoşlanıyorsun ve onun ilgisini nasıl çekeceğini bilmiyorsun, değil mi? Evet, nasıl tahmin ettin? İçgüdü. Kesinlikle başarılı olacak tek bir şey var. Emin misin? Bayılacak. Güven bana. Şimdi git ve onu bul ve söyle. Tamam. Ulrich gerçekten bir aptal olduğunu kabul ediyor ve senden özür dilemek istiyor. Tamam. Neden oturmuyorsun? Birlikte çalışabiliriz. Birlikte mi? Nasıl yani? Birlikte yani sen ve ben mi birlikte? Neden olmasın? Vay, bu gerçekten harika olur. Hala sanırım. Çocuklar, elimde Lyoko savaşlarının son durumu var. Şapkanı yemeye hazır mısın iyi dostum? Şimdi karşımda hazmedemeyeceğim biri daha var. Lyoko savaşlarını kazanan kişi... Aylida. Ben istatistiklere inanmam. Bir anlamı yoktur. Gerçek bir Lyoko kahramanı böyle belirlenemez. Evet, sana katılıyorum Ot.